Uluslararası Astronomi Yılı'nı kutlamak için NASA'nın en iyi üç gözlem evi, Fırıldak Galaksisi'ne bakışımızı değiştirecek bazı çalışmalar yaptı. Bugünlerde astronomi kelimesini sıklıkla duyduğunuzu düşünüyorum. Bunun sebebi Uluslararası Astronomi Birliği ve UNESCO'nun 2009'u Uluslararası Astronomi Yılı olarak açıklamaları. Başka bir deyişle, tamı tamına 400 senedir buna benzeyen bir şey kullanarak buna bakmamızı kutluyoruz. Her şey 1609'da Galileo'nun teleskobunu gökyüzüne çevirmesi ve bugün bile kainata bakış açımızı etkileyen şeyleri raporlamasıyla başladı. Gökyüzüne yeni bir şekilde bakmamızın yıl dönümünü kutlamak için NASA'nın en önemli gözlem evleri işbirliği yaparak Fırıldak Galaksisi için yeni görüntüler elde ettiler. 400 yıl boyunca teknoloji ve gökyüzü hakkında bildiklerimiz gerçekten çok gelişti. Ve bugün astronomlar olağanüstü teleskoplar kullanarak gökyüzüne bakmayı rutin bir iş olarak yapıyorlar. Gördükleri bazı ışıkların Galileo varlığından bile haberdar değildi. 1970'lerde Kitt Peak Ulusal Gözlemevi Fırıldak Galaksisini bu şekilde görüntüledi. Detektörlerin gelişmesi ve teleskopların büyümesiyle elde edilen görüntü giderek daha iyi olmaya başladı. Spitzer Uzay Teleskobu, Chandra X ışını gözlem evi ve Hubble Uzay Teleskobu gibi uzayda konumlanmış gözlem evleri ise görmeye alışık olduğumuz objelerin değişik görüntülerini elde etmeye başladılar. Elde edilen görüntüler bir araya getirildiğinde spektrumun 3 değişik kısmını yani X ışınları, görülebilir ışık ve kızılötesi ışınları aynı anda görme imkanına sahip olduk. Peki sizce bu nasıl mümkün olabilir? Yani göremediğimiz ışıkları kullanarak nasıl olur da görünebilir bir görüntü yaratabiliriz? Göz, elektromanyetik radyasyonu yani ışığı algılayabilen olağanüstü biyolojik bir aygıttır. Gözün koni biçimindeki reseptörleri, ışık spektrumunun değişik kısımlarını algılayabilecek özelliklere sahiptir. Bunlar kırmızı, yeşil ve mavi olarak adlandırılır. Görünebilir ışık olarak tanımlanan ışık ise bu üçünün değişik kombinasyonlarından meydana gelir. Işık spektrumu tabii ki de gözün algı kapasitesinin çok ama çok üzerindedir. Ve Güneş bu aralıktaki en parlak objedir. Ve bu hiç de şaşırtıcı değil. Milyarlarca yıl süren evrim, insan gözünün Güneş'in sunduklarından faydalanabilecek şekilde gelişmesini sağlamıştır. İnsanlar daha soğuk ve kırmızı bir yıldızın bulunduğu bir galakside gelişseydi eğer, görünebilir olan ışık, bugün bizim kızılötesi olarak tanımladığımız aralığa denk gelirdi. Bu insanların renk tanımlamalarının bizimkilere benzeme olasılığı vardı. Ancak kırmızılara ve mavilere bizimkilerden farklı olurdu. Bu düşünceden yola çıkarak teknolojinin de yardımıyla renklerimizi değiştirmeye başladık. Gözlerimizin çalışma prensibine de sadık kalarak cisimlerin yansıttıklarını kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerine ayırabiliriz. Bu arada gösterdiğimiz renkler spektrumun herhangi bir kısmından geliyor olabilir, unutmayın. Örneğin Spitzer'in elde ettiklerinden biri olan bu görüntü kızılötesi aralığından gelmesine rağmen insan gözünün görebileceği renkler kullanılarak gösteriliyor. Chandra da aynı şeyi X ışınlarını kullanarak yapıyor. Burada gördüğümüz renkler Spitzer görüntüsündekilerden tamamen farklı. Buna zaman zaman sahte renk görüntüsü de denir. Sahte renk görüntüsü demek, sanki bu görüntünün sahte olduğu gibi bir çağrışım yapıyor, öyle değil mi? Onun için bunun yerine temsili renkler, yani gözümüzün göremediği renkleri görebilmek için kullanılan renkler demek istiyorum. Hubble'ın aldığı bu görüntüdeki renkler ise doğal, çünkü gözümüzün görebildiği aralıktaki renkleri kullanıyor.
Bu yeni görüntü ise az önce gördüğümüz görüntüleri birleştirerek her şeyi bir adım öteye taşıyor. Mavi kısımlar X ışınlarını, kırmızı renkler ise kızılötesi ışınları temsil ediyor. Görülebilir ışık ise yeşil ve kırmızının bir kombinasyonu olan sarıdır. Renkleri ilişkilendirme ya da hangi renk yerine neyi kullanabileceğimiz konusunda bize yardımcı olabilecek bir formül yok. Bu noktada sanat ve estetiğin bilimle işbirliği içinde olması gerekiyor. Bu gözlemlerdeki renkler konusundaki yaklaşımımızı değiştirebilirdik. Örneğin bu görüntü değişik özellikleri sentezlediği için ortaya değişik bir sonuç çıkıyor. Aynı datayı kullanmasına rağmen bu görüntü bazılarımız tarafından daha çok beğenilebilir. 400 yıl önce Galileo'nun gökyüzünü incelemesi için küçük bir teleskobu ama çok büyük bir merakı vardı. Bugün ise yıldızlar ve galaksiler Galileo'nun rüyalarında bile göremediği çok daha zengin bir renk paletiyle artık çok daha yakındalar. Yani kısacası size herkesin görebileceği gizli bir kainat olduğunu hatırlatmak istiyorum.